Ayça Ayşin Turan, Bebek'te bir iş toplantısı çıkışında görüntülere yansıdı. Yeni proje merak edilirken güzel oyuncu deyim yerinde ise ne ser verdi ne de sır. Söylemem. Tabii ki söylemem. Güzel bir toplantı geçirdik. Bakalım hayırlısı olsun, olursa duyarsınız. Daha fazla detay veremeyeceğim açıkçası. Biraz ketumum biliyorsunuz. Bayrama sayılı günler kalırken tatil planları da sorulan güzel oyuncudan yine kısa ve öz bir cevap alındı. Ay ben sizinle konuşmayı unutmuşum. Ne kadar zaman oldu? Bayağı oldu değil mi? Yani şu an için bir planım yok. Gidebilirim, burada da olabilirim. Hiçbir şey söylemeyeceksiniz herhalde. Ünlü beyler arasındaki oje sürme ve etek giyme trendleri belki ünlü oyuncuyu konuşturur mu umudu yine boşa çıktı. Herkesin kendi tercihi. Hatta bazı konuşmadayım, yapmam doğru etek değil. Bu defa soru farklı bir açıdan soruldu. Erkek arkadaşı oje sürse, etek giyse düşüncesi ne olurdu diye yöneltilen soru karşısında Ayşe Açın Turan kendini ele verdi. Tepkili bir kız doğru. Arkadaşınız bıyık bıraksa falan böyle hani. Sinema severler ve sinema sektörünü bu yıl 20. kez buluşturan Kısa Film Festivali ünlü isimleri ağırladı. ...76. Cannes Film Festivali, Kuru Otlar Üstüne filmiyle Merve Dizdar'a en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandıran usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan, festivalin 20. yıl özel konuğu. Jüri koltuğunda oturan Mehmet Günsür, birbirinden başarılı yapımlar arasında birinciyi seçmekte zorlandığını açıkladı. Yani Filipinler, Japonya, İsveç, İngiltere, her ülkeden filmler vardı ve hepsi gerçekten çok iyiydi. Zorlandık yani seçmekte. Şimdilerde Türk dizileri dünyada önemli bir yer edinirken, dünyanın dört bir yanından milyonlar hayranlıkla televizyon karşısına geçerken, Mehmet Günsür'ün favori dizisi merak edildi. Maalesef yok yani ben yurt dışında yaşadığım evet. için orada çok takip edemiyorum açıkçası. Yani pek de televizyon seyretmiyorum desem de yalan olmaz. Yakışıklı oyuncunun vakit bulamamasında 3 çocuk babası olmasının etkileri de yadsınamazdı haliyle. Yani yoğun tabii çocuk. Yoğun tabii ama yani yok vakit her zaman güzel bir şeyler seyretmeye her zaman vakit var. Yani güzel bir film, güzel bir dizi mutlaka oluyor. Mehmet Günsür'ün yakışıklılığı dillere destan. Mükemmeliyetçilik ölçüsü olarak kabul edilen altın orana göre ise neredeyse kusursuz. Hani sen gülüyorsun ya inceden. Bu sözler üzerine ise Günsür'den yakışıklılık itirafı gecikmedi. Ya yani ben kendimi çok yakışıklı olarak görmüyorum bir kere oradan başlayalım. Yani çok yeni jenerasyon çok güzel canım yani bizim pabucumuzu da mı atarlar. Kendisini yakışıklı bulmadığını belirtirken yeni nesil oyunculara övgü dolu sözleriyle yüceltti. Belli ki yaş almakla ilgili bir derdi de yoktu. Bu doğanın gereği bir şekilde boyunuz kulağa geçiyor değil mi? Genç meslektaşlarına günün belli bir saatini kendinize özel zaman olarak ayırmalısınız tavsiyesinde bulunan Gökçe Bahadır'da söz. Evet çok fazla oyuncu olmak istediğini söyleyen. Hatta birazcık böyle yani umutsuz demeyeceğim ama endişeleri olan çok kişi vardı. Ben de onları aslında bu konuda endişe etmeyin. Sadece kendinizle ilgilenin. Çünkü hayatta ne olacağını, sizin nelerin beklediğini bilemezsiniz. O yüzden siz kendinizi zenginleştirmeye bakın. Sonra bakalım bir yerde yol nereye götürecek sizi gibi bir şey söyledim. Zira Gökçe Bahadır tam da genç meslektaşlarına verdiği tavsiyeyle günlük hayatına başlıyordu. Neyin cevabıydı tam olarak hatırlamıyorum şimdi tabii ki de. Galiba şey sorusu işte kendinizle ilgili rolü hazırlanırken neler evet, yapıyorsunuz doğru. Ya da sabah kalktığınızda nasıl bir rutininiz var hazırlanıyorsunuz. Ben de orada işte bedenen kendimi hazırladığımı söylemiştim. Birazcık böyle arabanın motorunu ısıtmak gibi kendi vücudumuzu ısıtarak güne başlıyoruz gibi bir örnek vermiştim. Rol aldığı Ömer dizisi finale doğru giderken çiftin yaz planları da merak edildi. Malum Bodrum'daki evleri tadilatta olduğu için geçen yaz oldukça mütevazı bir kulübede yazı geçirmişlerdi. Ancak Bodrum'daki yazdıklarının tadilatı bittiğini de güzel oyuncu duyurmuştu. Sanıyoruz ki bu yaz evinin tadını çıkaracaktı. Orada da olabiliriz, başka yerlerde de olabiliriz. Biz de bilmiyoruz şu anda akışında. Ne yapacağımızı. Evet akıştayız. Gökçe Bahadır son zamanlarda ise Boğaz manzaralı eviyle dillerden düşmüyor. Sadece manzarasıyla değil, dudak uçuklatan fiyatıyla da çok konuşuluyor. Taksi evi. Yeni bir soru var ama.
Ünlü çiftin göz alıcı evleri için 270 bin TL kira ödediği iddialarına da cevap arandı. Çıkan haberlere inanmayınız diyoruz. Noktayı koyuyoruz, evet. Festivalin bir diğer jürisi Erkan Kolçak Köstendil. Aynı zamanda 4 günde çekimlerini bitirdiği yeni filmi Tezgah'la sinema dünyasının en hızlısı. Yok, doğru değil o. 3 gün. 3 gün. 4'e düşürdük. 4. gün dronları çektik işerken bitince onu da 3. güne aldık. Tabii 3 günde çekildiğine bakmayın. Erkan Kolçak Köstendil, Çukur dizisinden rol arkadaşları Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu'yla uzun bir hazırlık süreci atlattı. 3 gün ama 2,5 ay 3 gün süren bir film. Çünkü çok uzun bir prova süreci vardı. 30 dakikalık 40 dakikalık oyuncu performanslarının olduğu bir film. O yüzden de sağlam sıkı bir prova sürecinden geçtik. İyi hazırlandık. O yüzden de kesintisiz bir sağlam iyi bir çalışmayla 3 günde paket ettik. Sinemada biyografi filmlerine gün be gün ilgi artarken son olarak Bülent Ersoy'un hayatının beyaz perdeye hazırlandığı söylendi. Mesleğimde başarılı oldum. Zirveye çıktım, üne kavuştum. Milyonlar kazandım. Hatta iddia o ki Diva'yı canlandıracak kişi de Erkan Kolçak Köstendil'di. O çocuğu çok beğeniyorum, evet. Çok iyi biri yani ama o yaşlı. Ne var ki Bülent Ersoy Köstendil'in oyunculuğunu çok beğense de gençlik yılları için biraz yaşlı buldu. Yok 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 anam yok gövdeler olsun. Erkan Kolçak Köstendil de Diva'nın sözlerine katıldı. Kameralar aracılığıyla saygısını iletti. Doğru söylüyor. Bülent Hanım ne diyorsa doğrudur. Bülent Hanım'ın da güzel düşünceleri için teşekkür ederiz tabii. Hatırlanacağı üzere Erkan Kolçak Köstendil oyunculuk ve futbolculuk kariyerini bir arada götürüyor. Ünlü oyuncu yakın zamanda Romanya'da yeşil sahalara çıkıp Türk bayrağını dalgalandırmaya hazırlandığını duyurdu. Şu anda lisansım hala Amsterdam Gençler Birliği'nde. 20'sinde de Romanya'da Onur'un antrenmanlarını da seyretmeye, çekmeye geldiği sanatçılardan oluşan bir milli takımımız var. Romanya'nın sanatçılardan oluşan milli takımıyla maç yapmaya ayın 20'sinde Romanya'ya gidiyoruz. İnşallah milli formayı da aynı şekilde temsil edip geri dönmeyi planlıyoruz. Talat Bulut, kızı, aynı zamanda en yakın arkadaşı Hazal Bulut'la Etiler'deydi. Baba kızın keyifli anlarına ortak olduğumuz anlardayız. Vallahi bir şey yapmıyorum, kızımla dolaşıyorum. Kızımın doğum günü. Doğum günü. Çok teşekkürler. Bir ayakkabıyla mı kandırdı babanız? Devamı gelecek. Sezon bitiyor zaten. Yeni sezonda Eylül'den sonra olacak. Oradan gelen tekliflere bakıyoruz. Talat Bulut, ekranlarda yer alan oyunculara da isim vermeden bir tavsiyede bulunmayı ihmal etmedi. İyi aktörlüğün devam ettirebilmesi için ekranda var olan yüzlerin, popüler olmuş yüzlerin, biraz kendileriyle ilgili yatırım yapmalarında yarar var. Oyunculuk performanslarını daha iyi sergileyebilmek için. Umut ediyoruz hala. Bakalım olacak mı yani? Ve birbirlerinin başarılarıyla mest olan baba kızın gurur dolu anları var sırada. Ben babamı çok gurur duyuyorum hep babamla. Sadece biraz daha vakit ayırması lazım bana. İşler yoğun geçiyor çünkü. Çok teşekkür ederim ama ben kızımla çok gurur duyuyorum. Kızım yurt dışında kriminoloji okudu. Şu anda yine bir Amerikan şirketinde kriminolog olarak çalışıyor. Çok başarılı. Şirket çok memnun. Galiba yurt dışında eğitim alan Türklerden ilki diyebilir miyiz? Evet. Onun için ben kızımla gurur duyuyorum ya. Dünyaca ünlü Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Dua Lipa İstanbul'da. Ünlü şarkıcı 3 Mayıs'ta piyasaya çıkacak olan stüdyo albümü Radikal Optimizm öncesinde Balmumu figürüyle hayranlarıyla buluştu. Ünlü şarkıcının güzelliği Balmumu figürüyle ölümsüzleştirilirken yapımı tam 1 yıl sürdü. Kostümündeki taşlar tek tek işlendi. Koyu mavi parlak işlemeli cat suit'i, siyah tasarım botları ve göz kamaştıran kolyesiyle figür birebir gerçeğini yansıttı. Türk sinemasının unutulmaz ismi Sadri Alışık, her yıl olduğu gibi bu yılda doğum günü olan 5 Nisan'da kabri başında anıldı. Doğumunun 99. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programında sevenleri Sadri Alışık'ın mezarını çiçek bahçesine çevirirken oğlu Kerem Alışık özlemle babasını andı. Filmlerindeki kadar serseri ve ruhlu, resimlerindeki kadar naif, şiirlerindeki kadar filozof, insanın aklına uğramadan direkt kalbine inen bir adam. Tabii çok özledim, çok hasretini çekiyoruz. Hasreti bir uçurum gibi büyüyor içimde. Kalbimize, avuçlarıma karlar yağıyor. Yaz geçiyor, kış geçiyor, 29 yıl geçiyor. Biz kalbimizde mahsur kalıyoruz.